Katon! Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ilk defa Stüdyomu sizinle paylaşıyorum ama kısa bir bölümünü paylaşıyorum. Daha büyük kapsamlı gelmesi için 100 bin plaketini aldığımda ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz onu konuşmuştuk. Şimdi bunun haberini bayağı bir önceden vermiştim. Bu video çok sürprizli olacak bu arada. Böyle yenilikler yapacaklarımız, yaptıklarımızın, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır misali. Böyle yeni içerikler, yeni konseptler, daha konseptlerin dahil olduğu bir video olacak. Ama videoya geçmeden önce çok böyle bir kısa bir teşekkürüm var. Ondan sonra içeriklerden bahsedeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir ışıkta yenilik yaptık, mikrofonda yenilik yaptık ve başka ekipmanlarda da var ama sizin şu an gördüğünüzden bir bahsedeceğim. Buradan öncelikle teşekkürümü hemen iletiyorum. Godox Türkiye Beyoğlu'ndan Oğuzhan Bey'e ve Fuji Film Kadıköy'den Evren Bey'e çok teşekkür ediyorum. Özellikle ışık noktasında bize çok yardımcı oldular. Bizim öncesinde ışıklarımız, mikrofonumuz falan vesaire vardı ama sizin bazı böyle küçük hocam işte yansımalar oluyor, seste beğenmediğiniz noktalar olmuştu. Buna istinaden bir değişikliğe gittik. Ve Kadıköy ve Beyoğlu şubelerinden Oğuzhan Bey ve Evren Bey bu noktada bize çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Onun dışında ne yapıyoruz burada? Arkadaşlar, Pomodoro Pomodoro dediniz. Hocam Ramazan sohbetleri olsun, Ramazan Pomodoroları olsun dediniz ve geldi. Biraz uzun sürmüş olabilir ama Türkiye şartlarında ve hatta İstanbul şartlarında bu biraz zamanımızı aldı. Biraz arkadaşlar. Ramazan da tabii ki işin içine girince bayağı böyle yoğunluk başladı, koşturmacalı ama sonunda hallettik. Şu an gördüğünüz tabii ki... Küçük bir bölümü ama daha büyük bölümünde göreceksiniz zamanı geldiğinde. Peki ne yapacağız hocam derseniz? Ne yapacağız? İlk etapta bu, bu kanal adına şunu konuşabilirim arkadaşlar biliyorsunuz ki 60 gün kaldı ve biz edebiyat adına devam ediyoruz videolarımıza birkaç yani bu ayın sonunda onlar bitecek. Türkçe'yi çoktan bitirdik tekrarlarını yaptık. Şimdi ben canlı yayın tekrarlarına geçmek istiyorum. Sizin istediğiniz konular neyse lütfen onları aşağıya yazın konu olur ders olur hocam edebiyattan. İşte Servet film istiyorum. İşte Türkçeden fiilimsi istiyorum. Cümlenin ögeleri istiyorum. Tekrar olsun, soru çözüm olsun. Ne istiyorsanız bunu yapacağız. Canlı canlı yapmamın sebebi de şu olacak arkadaşlar. Siz o anda anlamadıklarınızı sorduğunuz zaman dönüt vereceğim. Yani o akışta soracaksınız ya. Sorularınızı da sorabilirsiniz bu arada. onu da cevaplamış olacağız. Peki bunun dışında pomodoralarımız nasıl olacak? Bir buçuk saat olacak arkadaşlar. Bir buçuk saat ders yapacağız. Burada birlikte çalışacağız. 10 dakika, 15 dakika ara vererek gideceğiz. Dolayısıyla böyle birlikte yaparak yaşayarak bir öğrenme modeline geçmiş oluyoruz. Peki, peki, peki yepyeni bir sürpriz daha. Sizin yine çok istediğiniz bir, bir sürpriz aslında bu. Hocam ikinci kanalı açın. İkinci kanalı açın. Yani sürekli özelden, DM'den, mailden, e, yorumdan bu çok fazla geldi. Hazır Böl Stüdyo'yu ya sizinle paylaşmışken arkadaşlar ikinci kanalı açıyorum ve bu videonun altına linkini de bırakacağım. Siz ne isterseniz. Yani orada da şimdi istekleriniz de belirsin. İkinci kanalda ne yapalım? Eğitim dışında bir şeyler yapalım istiyorum. Bu bir kişisel gelişim olabilir. Farklı şeyler olabilir. Yani ne istiyorsanız aslında neye ihtiyacınız varsa onu da belirtirseniz. Ben hatta kendim izlemekten keyif aldığım tarzda videolar çekeceğim. Yani şu an böyle kafamızda çok fazla şey var ama onun fikrini kaç video sonra zaten normal ikinci kanalda göreceksiniz. Şu an uzun metrajlı film bile çekebilirim. Yönetmenim de hazır arkadayken. Arkadaşlar o noktada da şanslıyım. Kendisini zaten tanıyorsunuz ama görmüyorsunuz sadece. Ne isterseniz lütfen onu da aşağıya belirsin. Peki böyle sürpriz yapmayı ben çok seviyorum bu arada. Sürpriz bana sürpriz yapılmasından da hoşlanıyorum. Sürpriz yapmayı da seviyorum özellikle e, şu noktadan da bir bahsetmek isterim ki topluluk kısmında arkadaşlar hangi gün pomodoro yapacağımızın saatiyle birlikte yazacağız hangi gün canlı dersimiz olacak ve sizin istekleriniz doğrultusunda e, ve en çok mesela diyelim fiilimsiler yazdınız şu an aşağıya ve en çok hangisi beğeni aldıysa biraz öyle gidelim istiyorum çünkü e, yorumlardan ve işte bana gelen DM'lerden biraz böyle bir talep gördüm e, ona göre o öncelik sırasını vermiş olacağız ya da en çok hangi konu istendiyse bir de şu noktaya bir deyin isterim videoyu kapatmadan önce arkadaşlar topluluk kısmında resmen ben kitap yazdım yani yazım yanlışına çok yoğunluk veriyorum. Çünkü yazım yanlışına genellikle böyle özellikle MSU'da zorlanan arkadaşlarımız için dedik ki böyle her gün 10'ar tane, 20'şer tane yazım yanlışı paylaşayım. Hem aklınızda kalsın anket şeklinde yapıyorum ki cevabını altına yazıyorum. Örnek bağlamıyla veriyorum ama çok böyle bir talep göremedi o. Yani yine gördü hiç göremedi demeyeyim yani bir 5000 oy falan görüyorum ama daha fazla istek olması gerekiyor ki ben de o noktada ne yapayım daha fazla soru atayım şimdi edebiyat kısmına da geçtik ama bunun dışında istedikleriniz de varsa atıyorum sözcükte yapıda eksiksiniz onu söyleyin lütfen ya siz söylemeden neyde eksik olduğunuzu bilemiyorum Sözcükte yapı olabilir. Biliyorsunuz bizim filmlerde hekeşe tekniğimiz olabilir ve hiç şaşmayan bir tekniktir bu. Ee, biliyorsunuz ki MSV'de de şaşmadı. Yine yazım yanlışlarında K artı tekniği olabilir. Bu teknikleri kullanarak soru soruyorum. Yine siz hangisinden istiyorsanız arkadaşlar onu da lütfen bana belirtin. Ve şu konsepte başka yapmamızı istediğiniz orijinal fikirleriniz varsa onları da biliyorsunuz ki her zaman açığım arkadaşlar. Orijinal fikirlerinizi de bekliyorum. Evet bu videoyu çekmek için bayağı emek sarf ettim. Bayağı uğraştım. Çünkü git gel yaparak yani internetten de biliyorsunuz bunların alabiliyoruz yani ekipmanları vesaire ama ben bir, bizzat böyle işin içinde olan insanlarla konuşup bunu e, almayı tercih ettiğim için biraz benim tabii ki zamanımı aldı. Siz de bu noktada sizin için yani sınav için şurada 60 gün kaldı ama 60 günde bile çok şey yapılır. Yani 60 gün aslında 60 konu demek arkadaşlar. Günde artık bir konu Hatta belki 2-3 konu bile bitebiliyor. Dolayısıyla sizin benden bu noktada isteklerinizi ben değerlendireceğim. Lütfen yorumlar kısmına yazınız. Bir de biliyorsunuz ki biz yaz tatillerinde böyle orijinal şeyler yapıyoruz. Geçen yaz tatillerinde ne yaptık? 2021 sayfayla İspanyolca öğrendik. Bizzat kendim öğrendim. Tahtada kendim böyle teknikler geliştire geliştire bu kanalda attık. Ama ikinci kanalda yine böyle bir dil de isteyebilirsiniz. Mesela bakın şu an aklıma geldi bu da. Böyle bir şey de olabilir hangisini isterseniz ne isterseniz lütfen onu da belirtin arkadaşlar. Yaz için böyle yaz okulu yapalım. Biraz tabii ki çok yorulduk bu sene ama kendimiz adına çünkü en büyük yatırım aslında kendimize yaptığımız yatırım. Nasıl yatırımlar yapabiliriz? Onları da bir yazın ben de okuyayım. Biliyorsunuz ki bütün yorumları okuyorum ve değerlendirmeye alıyorum. Bir değerlendireyim. Ondan sonra da güzelce harekete geçip bizzat işlemiş ve videoyu göndermiş olun. Evet, bugünlük bugünlük dersimiz bu kadar diye bitirip hep böyle şey yaparım yapormuyor. Ee, böyle bitirmiyorum. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Bir yenilik videosu aslında. Yenilikler güzeldir. Tanzimat edebiyatı gibi değil mi? Nizam. Yepyeni bir düzene geçtik şu anda. Ee, tahtayla tabii ki devam edeceğiz. Konu anlatımlarımız oradan devam edecek. Ama tekrar noktasında biraz da böyle canlı yayın tekrarları güzel olacak. Yine tahtada da canlı yayın yapabiliriz. Hiç fark etmez. Siz nasıl istiyorsanız, nasıl en kolay anlıyorsanız arkadaşlar o şekilde bir yeniliğe, bir düzenlemeye gitmiş oluyoruz. Sevdiniz mi bu arada bu fikrimi? Ee, sevdiyseniz de lütfen beğenilerinizle bunu gösteriniz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın ki kalbim sizinle güç. Daima bizimle.